Merhaba arkadaşlar. DPF ile ilgili hazırladığım diğer 3 videoda dizel araçlarda bulunan DPF neden arızalanır ve arızalandığında tamiri yapılmaz ise araca ne tür zararlar verir onları anlatmıştım. Şimdi ise DPF'de kurumlar nasıl yanıyor, yani DPF nasıl çalışıyor aslında onu anlatacağım. E-filtre içinde biriken kurumlar, buna partikül madde diyoruz, düzenli şekilde yakılıyor ve bu yakma işlemini araç otomatik olarak yapıyor. DPF içindeki kurumların yakılarak temizlenmesi, yani yenileme işlemine de rejenerasyon diyoruz. Rejenerasyon işleminin farklı stratejileri bulunmaktadır. Bunlar ekranda görüyorsunuz. Ben burada aracın otomatik olarak pasif veya aktif rejenerasyon işlemini kendi kendine nasıl yapıyor? Bunu anlayabilirsek kendimiz rejenerasyon yaptığımızda bu rejenerasyon işlemini de nasıl yaparız onu da anlamış oluruz. Motor kontrol ünitesi EKU en son kaç kilometre önce partikül filtresi temizleme yenileme yapıldığına, partikül filtresinin o anki doluluk miktarına ve sürüş biçimine, yani şehir içinde miyiz, uzun yolda mıyız, buna bakarak partikül filtresinin temizlenmesi için bir operasyon yürütür. Rejenerasyon zamanı geldiği zaman motor yükünün yüksek tutulması önemli olduğundan her marka araçta küçük farklılıklar olsa da EKU duruma göre aracın bazı donanımlarını, mesela yan ayna veya arka cam ısıtma rezistansını ya da termoplanjör gibi bir takım donanımları otomatik olarak bizim haberimiz olmadan arka planda çalıştırır. Bu sayede motor yükünün yüksek tutulması sağlanır. Motor yükünün yüksek tutulmasıyla da aslında aracın egzoz sıcaklığı yüksek tutulmaya amaçlanıyor. Pasif rejenerasyon yöntemi, yani aracın kendi kendine yaptığı, aracınızı genellikle uzun yolda kullanıyorsanız otoyollarda yüksek devir ve 3000 devir dakika civarında aracınızı kullandığınızda egzoz gazı sıcaklığı 275-360 santigrat derece arasında dolaşır. Hatta daha yüksek sürate çıktığınızda egzoz gazı sıcaklığı 400-450 derece gibi yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Bu sayede kurum nispeten çok yavaş şekilde yakılır. Yüksek motor devriyle yapılan uzun yol kullanımıyla, örneğin yaklaşık yarım saat diyebiliriz, filtredeki doluluk oranı kısmen azalır. Bu şekilde gerçekleşen pasif rejenerasyonda aktif rejenerasyonda olan ve biraz sonra detayını anlatacağım post enjeksiyon işlemi yapılmaz. Çünkü egzoz sıcaklığı zaten yüksek olduğundan aracın beyni egzoz sıcaklığını ekstra yükseltmek için müdahale etmez. Pasif rejenerasyonda egzoz sıcaklığı motor devrinden ziyade yüksek sürat ile yükselir. OBD cihazından okuduğumuz bilgileri şu an ekranda görüyorsunuz. Egzoz sıcaklığı, motor devri ve sürat arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz. DPF modu 1 iken kurum miktarı azalıyorsa bu durumda pasif rejenerasyon yapılıyor demektir. Egzoz sıcaklığı otoyol şartlarında 140-150 km gibi süratlerde 400-500 santigrat derece sıcaklıklara çıkabilir. Sadece o an üretilen kurum anında yakılır. Daha önce DPF'de durmakta olan kurum pek yakılmaz. Bu sebeple buna pasif rejenerasyon deniliyor. Aracın partikül madde oranı kritik eşiğe gelmediği için EKU aktif rejenerasyona izin vermez. Ve kurumun tamamı yakılmadan şehir içine geri dönmüş olursunuz. Yani araç kendisi aktif rejenerasyon döngüsüne girmediyse ya da herhangi bir DPF arıza ışığı yanmadıysa şöyle bir sürat yapayım da DPF temizlensin mantığıyla yol yaparsanız nispeten çok uzun kilometreler yol yapmanız gerekebilir ve boşuna yakıt tüketmiş olursunuz. Bu noktada yakıta katılan bazı katkı maddeleri egzoz sıcaklığının, yani yanma işleminin daha düşük sıcaklıklarda gerçekleştirdiği için katılabilir ve faydalıdır. Özet olarak pasif rejenerasyon, örneğin 8 gram partikül maddeyle yola çıkarsanız 30 kilometre yol sonrasında tekrar 8 gram maddeyle geri dönersiniz. Bazen 6 gram gibi küçük miktarlara düşebilir ya da düşmeyebilir. Bu kullandığınız yakıtın kalitesi ve kullandığınız yağ kalitesi ile direkt olarak alakalıdır. Aktif rejenerasyon yöntemi ise şöyle oluyor. Pek çok otomobil şehir içinde yoğun trafik şartlarında kullanıldığından, yani kısa mesafede ve düşük süratte kullanıldığından egzoz sıcaklığı pasif rejenerasyon yapacak kadar yükselemez. Ve EKU diye tanımladığımız aracın beyni sensörlerden gelen bilgiyle filtre içerisindeki partikül maddenin, yani kurum yoğunluğunun %45'e yaklaştığını tespit ettiğinde bu tıkanmayı engellemek amacıyla
duruma müdahale ederek aktif rejenerasyon işlemini otomatik olarak başlatır. İşte tam bu noktada bazı araç markalarında rejenerasyon işleminin başlatıldığı ve dolayısıyla aracı sürmeye devam etmemiz gerektiğini bildiren göstergede uyarı mesajı verilir. Hatta bazı binek araçlarda veya ağır vasıta araçlarının tamamında partikül miktarının seviyesi anlık olarak gösterge ekranında gösterilir. Sürücü ekrandaki talimatlara göre aracı rölantiye düşmeden 10-15 dakika kadar daha sürmeye devam eder. Bu Euro 5 ve 6 araçlarda, Euro 4 araçlarda zaten böyle bir sıkıntı yok. Hatta yeri gelmişken bahsedeyim. Ağır vasıta araçlarında DPF dolup da arıza ışığı yandığında aracı durduğunuz yerde DPF yakma işleminin yapılabilmesi için bu şekilde ayrıca bir düğme vardır. Bu tabii çok avantajlı. Bu düğmeye bastığınızda binek araçların yetkili serviste yapıldığı zorunlu rejenerasyon işlemi ağır vasıta araçlarda sürücü tarafından bu düğme ile çok kolay bir şekilde yapılır. Maalesef binek araçlarda böyle bir donanım yok. Aslında kurulabilir ancak konulmuyor arabalara. 10-15 dakikalık sürüş sonrasında ikaz ışığı söner veya bazı araçlarda DPF ışığı yeşil yanarak rejenerasyon işleminin bittiği sürücüye bildirilir. Fakat birçok araçta böyle bir bildirim maalesef yok, bulunmuyor. DPF rejenerasyon işlemine başlamış olabilir ve araç sürücüsü bilgilendirilmediği için farkında olmadığından rejenerasyon işlemini yarıda kesebilir. Tabii bu kötü bir durum. DPF'nin dolma süresi, mevsim, aracınızı kullanma alışkanlığınız ve trafik koşullarına göre ortalama 300 ila 700 km arasında değişir. Araç ne kadar fazla kısa mesafede kullanılmışsa aktif yenileme işlemi o kadar sık sık gerçekleşir. DPF içindeki kurum birikim miktarı aracın beynine programlanmış olan iki model kullanılarak hesaplanır. Bunlardan birincisi egzoz gazı sıcaklık sensörlerinden ve oksijen sensöründen gelen belirli bir sinyal modeline göre kurum miktarını hesaplayan ve işte sürücü profilini de burada etkin tabii, kurum miktarını etkileyen model. Diğeri ise diferansiyel basınç sensörü, sıcaklık sensörleri hava devimetresinden aldığı sinyaller doğrultusunda DPF'nin doluluğunu hesaplayan model. Şimdi bu iki modeli değerlendirelim ve böylece DPF'de yanma işleminin nasıl olduğunu çok daha net anlayacağız. Motor kontrol ünitesi temizleme modunu devreye almak için bazı sensörlerden gelecek bilgilere ihtiyaç duyuyor. Bu sensörlerde oluşacak herhangi bir hata, gereksiz yapılan rejenerasyona veya uygun olmayan rejenerasyon zamanlamasına neden olabiliyor. Ya da arıza ışığı yandığında DPF'yi dolu zannedebiliyoruz. Oysa ki sensör okuma hataları ya da bir yerdeki bir kablolarda kopukluk ya da aracın motorundaki herhangi bir arıza da DPF doluluğuyla karıştırılan arızalara sebep olabiliyor. Bu bakımdan birçok sensör tanımlama ve kontrol için aynı anda kullanılsa da bazı sensörler de sadece tanımlama için kullanılabilir. Biz şu an anlatacağım detayda bütün sensörlerin doğru şekilde okuma yaptığını varsayarak anlatıyorum. Filtrenin giriş ve çıkışında bulunan egzoz basınç sensörlerinden alınan bilgiler diferansiyel basınç sensörü tarafından değerlendirilir. Diferansiyel basınç sensörü fark basıncını bir gerilim sinyaline dönüştürür ve EQ'ya gönderir. EQ buna göre DPF'deki partikül madde miktarını tahmin eder. Boş bir DPF'de rölantide 5-6 milibar olan basınç partikül madde arttığında 20-30 milibar civarına kadar çıkar. Hatta DPF dolmaya başladığında araç hareket halindeyken siz gaza da basarsanız 100-150 milibar civarına kadar bile yükselebilir. DPF doluluk oranının %45'e gelmesi durumunda yaklaşık 20-22 gram bir kurum miktarı var demektir bu durumda. Bu tam tıkanma eşiğidir. Bu miktara ulaşıldığında rejenerasyon işlemi otomatik olarak başlatılır. DPF girişinde bulunan egzoz gazı sıcaklık sensörü partikül filtresine giren egzoz gazlarının sıcaklığını devamlı olarak ölçer. Aracın normal kullanımında piston içerisindeki mazotun yanması sonucu oluşan gazların sıcaklığı 300 ila 1300 derece arasında olsa da bu sıcaklık DPF'ye gelene kadar yaklaşık yarım metre uzaklıktaki DPF'de 200-250 derece civarına kadar düşer. Partikül maddenin yanabilmesi için egzoz içindeki sıcaklığın 550-600 dereceye yükselmesi gerekir.
Bu arada bilgi vermek gerekirse seramik DPF'ler 1200 dereceye, silisyum karbür filtreler ise 2700 dereceye kadar dayanabiliyorlar. Bu sıcaklıklar gerçekten müthiş. Bunun için Eco sıcaklık artışını kolaylaştırmak için DPF çıkışındaki EGR klepesini kapatır. Bir başka videoda bunun detaylarından bahsetmiştim. Ayrıca EGR varfi de silindirler içinde yanma sıcaklığını düşürdüğü için o da istenmez ve EGR varfi de devre dışı bırakılır. Ve aynı anda enjektörlerin yakıt püskürtme zamanlarına müdahale eder. Piezo enjektörlere sahip olan araçlarda ekü normal ateşlemesi için gereken mazot püskürtmesindeki ön enjeksiyonu ve ana enjeksiyonu bir miktar geciktirir, röter verir. Ve ekstra olarak üçüncü bir art enjeksiyon yapar. Yani patlama işlemi bittikten sonra egzoz subabı açılıp yanmış gazlar uzaklaştırılırken bu sırada piston alt ölü noktadan üst ölü noktaya doğru hareket ederken ilave bir art enjeksiyon daha yapar ve silindirler içine mazot püskürtülür. Bu püskürtme işleminin sayısı ihtiyaca göre ekü tarafından artırılabilir, 5'e kadar dahi çıkabilir. İşte bu art enjeksiyona da post enjeksiyon deniliyor. Bu kavram da buradan geliyor. Ana enjeksiyonun geciktirilmesi ve post enjeksiyonun yapılması sayesinde yakılmadan katalizöre bir miktar daha mazot gönderiliyor. Sıcaklık ve bu mazot orada reaksiyona girerek yanıyor ve çok yüksek sıcaklıklar meydana geliyor. DPF sıcaklığı 10 saniye gibi çok kısa bir süre içinde 250 derecelerden 550-600 derece sıcaklığa kadar yükselir. DPF girişindeki egzoz gazı sıcaklık sensörü ısı yüksekliğini teyit eder ve rejenerasyon işlemini başlatır. DPF içindeki egzoz gazı sıcaklık sensöründe yanmanın devam edip etmediğini kontrol ediyor. Bu sensörlerden gelen sıcaklık bilgisi partikül filtresinin yanma olayının ve yanma sonucu yükselen sıcaklığın izlenmesini sağlıyor. Bu sayede rejenerasyon işleminin ne zaman bitirileceği, yani rejenerasyon süresi kontrol edilmiş olur. Post enjeksiyon egzoz sıcaklığını 600 dereceye çıkarırken kurumların yanmasıyla egzoz gazı sıcaklığı daha da artıyor. Bu sebeple çıkış sıcaklığı daha yüksek oluyor. Biriken kurum miktarı 1 grama inene kadar da yakma işlemi devam ediyor. Giriş ve çıkış basınç farkının sıfıra yaklaşması, ayrıca giriş ve çıkış sıcaklığının da eşitlenmesi DPF içindeki kurumların yakıldığını ve kanalların açıldığını gösteriyor. Ve rejenerasyon işlemi sonlandırılıyor. Rejenerasyon işlemi süresi markadan markaya farklı olmakla birlikte ortalama 8 ila 10 dakika arasında sürer. Selenoid enjektörlere sahip araçlarda rejenerasyon işleminde hafif bir küçük bir farklılık vardır. Çünkü üçüncü bir art enjeksiyon yani post enjeksiyon sadece piezo enjektörler bulunan araçlarda yapılabilir. Çünkü piezo enjektörler çok hızlı çalışırlar ve arka arkaya püskürtme yapabilirler. Selenoid varfi dizel enjektörler ise daha yavaş olduklarından bir yanma zamanında post enjeksiyon yapamazlar. Partikül filtresi temizleme işleminin yapılması için 5. bir yakıt enjektörü vardır. Egzoz borusu üzerinde bulunan ve hemen DPF'nin önündeki bu enjektörden mazot püskürtülerek sıcaklık artışı sağlanır. Eco rejenerasyon işlemi sırasında sadece bu enjektörü çalıştırır. Diğer bütün proses tıpkı piezo enjektörlü araçlarda olduğu gibi gerçekleşir. Kurum yakma işlemi bittikten sonra her şey normale döner. Aracın çekişi artar, anlık tüketilen yakın miktarı normale döner. Otomobil üreticileri sıkışık trafikte kullanılan araçlar için her 700 kilometrelik bir sürüşte yaklaşık 20-30 dakika aracın kesintisiz olarak orta hızda sürülmesini tavsiye eder. Bu sebeple aracın rejenerasyon yapamadıysa yapmasına yardımcı olunur. Aracın kendi kendine yaptığı aktif rejenerasyonda 1500 devir dakikada dahi işlem başlayabilir ve aracı sürdüğümüz müddetçe de devam eder. Bu en basit şekilde ışıklarda vesaire durduğumuzda değişmiş rölanti sesinden, devir saatinin yükselmesinden yaklaşık 850 devir dakikayken 900.000 devir dakikaya kadar yükselir ve motorun sesi ciddi anlamda değişir. Hassas bir kulak bunu duyar ve anlayabilirsiniz. Aracınızı stop etmezseniz rejenerasyon işleminin tamamlanmasını sağlarsınız arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir.
Yorucu ve uzun bir video oldu ama bundan daha kısa nasıl DPF'deki kurumların yandığını nasıl anlatabilirdim açıkçası bilemiyorum. Ben mümkün olan en kısa şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer abone değilseniz abone olmanızdan ve arkadaşlarınıza kanalımı önermenizden mutluluk duyarım. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.